Aloha. Bugün yepyeni bir Abraham videosuyla karşınızdayım, karşınızdayız. Bu videonun konusu birinci adımdan beşinci adıma kadar olan adımlar ve bu süreç. Aslında bu başlığı bilmiyorum tam olarak nasıl koyarız. Çünkü Process Through Steps 1 to 5 with Assurance yazıyor İngilizcesinde ve bunu nasıl hani tam karşılığını bulabileceğimi, nasıl çevireceğimden de emin olamadığım için ben birinci adımdan beşinci adıma kadar olan adımlar ve bu süreç olarak çeviriyorum. Ama başlıkta belki daha kısa bir şey bulursak yazarız diyorum. Şimdi arkadaşlar anladığınız üzere bu bölüm, daha doğrusu Abraham'ın bu çevirisi birinci adımdan işte beşinci adıma kadar olan bütün adımları anlatmakla ilgili olacak. İlk defa bu videoyu izliyorsanız, dinliyorsanız ve daha önce diğer Abraham videolarını hiç dinlemediyseniz ve izlemediyseniz, öncelikle dilerseniz hani diğer videolara da bir göz atın. Çünkü özellikle Abraham kimdir, hani Abraham Hicks necidir, ne yapar, neden bahsediyorum ben, hani hiç bilmediğiniz bir konuysa biraz yabancı gelebilir ilk dinlemenizde. Dili de aynı zamanda biraz karışık gelebilir. Çünkü ben çeviriyi olduğu gibi yapıyorum. Bir kendimden hiçbir şey katmıyorum. Bu sebeple de bilginiz olsun diyerek şimdi başlamadan önce bir de son olarak kendisinin böyle vibrational, vortex, contrast, alignment hizaya gelmek demek. Böyle bazı kelimeleri var ama ben onları da Türkçe'ye çevirerek tabii ki de kullanıyorum. Bilginiz olsun diyorum ve artık bu bölüme başlıyorum. Daha doğrusu hazırsanız Abraham başlıyor. Ya istemediğiniz o şeyi fark etmek, istediğiniz şeyi fark etmek demekse. Hepinizin bilmesini isteriz ki kontrastın olduğu yerde bir değer vardır. Bu kontrasta bile odaklanmanın gücü var. Beşinci adım ise tam da bununla ilgili olacak. Öyleyse birinci adımda çeşitlilik ya da kontrast istediğinizi fark etmenizde fayda sağlıyor. Bunu yaptığınızın farkında olsanız da olmasanız da bunu yapıyorsunuz. Bir başka deyişle, tek hücreli bir organizma bile tercihleri keşfediyor. Her şey, vücudunuzdaki hücreler de bu tercihleri keşfediyor. Öyleyse vücudunuzdaki hücreler kitap yazmıyor olsa bile onlar deneyim yaşıyor ve bir karara varıyor ve bir şeyleri kendi vortexlerine koyup kaynağın cevap vermesine izin veriyor. Bütün fiziksel değişim türleri tamamen bununla alakalı olacak. Öyleyse ne istemediğinizi bilmek bu denklemin önemli bir parçası. Ana esas noktası. Sonrasında ikinci adımda ise kaynak bunun titreşimsel karşıtı oluyor ve bu titreşimi istikrarlı bir şekilde tutuyor. Bu da bir bilinç sağlıyor. Bu vücudunuzdaki tek bir hücre dahi olsa bu fırsat bu bilinci hizaya gelmek için veriyor. Bu tamamen genişlemiş versiyonuyla beraber. Takip edebiliyor musunuz? Bu olduğu zaman evrimsel bir genişleme, açılma oluyor. Bu olduğu zaman titreşimsel gerçeklik fiziksel gerçekliğe dönüşüyor. Öyleyse bunların hepsi bu sürecin bir parçası. Birinci ve ikinci adım işte bunlardan ibaret. Üçüncü adımda ise az önce bunun hakkında konuştuk ama gezegeninizin bütün canlılarıyla ya da vücudunuzdaki hücrelerle ya da kendi kendinize varsaydığınız bilincinizle, parantez içinde bu bilinçlere çok kolaylıkla üçüncü adımda ulaşılabilir çünkü bunlar çok odaklı değillerdir ki bu sizin de endişelendiğiniz bir şey aslında birinci adımda diyor ve parantezi kapatıyorum. Birinci adımı yargılamıyorlar, sadece deneyimliyorlar. Kontrastı yargılamıyorlar, sadece deneyimliyorlar. Onlar zaten beşinci basamaktalar ve biliyorlar ki kontrast genişlemeye sebep olandır. Öyleyse kendilerini doldurmuyorlar, değersiz görmüyorlar, analiz etmeye çalışmıyorlar ya da karşılaştırmıyorlar. Üçüncü basamağı kolayca başarıyorlar. Senin içinse olanı tekrardan öğrenmen gerekiyor. Öyleyse üçüncü basamak için alıcı modunda olmayı başarabilmeli. Orası senin farkına vardığın yer. Nasıl hissettiğin aslında sana senin evrimleşip evrimleşmediğine izin verip vermediğini gösteriyor.
O arayı kapatıyor musun yoksa o arayı açıyor musun? Başka bir deyişle vücudundaki gerginliği hissedebilirsin ya da rahatlamayı seçebilirsin ve bunu hissedebilirsin. O hızı, ivmeyi alıp alamadığını hissedebilirsin. Kendi daha genişlemiş versiyonunla. İşte bu üçüncü adım, üçüncü basamak oluyor. Dördüncü adım ise bunu yapmanın ne kadar kolay olduğunu anlamakla ilgili. Bu adımın en önemli noktası ise burada nasıl hissettiğini çok ama çok önemsemek. Öyle ki sen kasten ve bilinçli bir şekilde bu uçurumu, aralığı kapatıyorsun. Öyleyse bir problem sana göründüğü zaman direkt olarak çözüme doğru ilerleyip o aralığı kapatıyorsun. O savunucu yerde durmuyorsun. Probleminin istediklerinle alakasız olduğu ve henüz gerçekleşmediği o yerde. O yüzden kendini savunman gereken tek yer, neden diğer tarafta çözüm tarafında olmadığın olmalı. Bunu çok iyi duymanızı istiyoruz. Çünkü bu birçok insanın dördüncü adımı başaramamasının en büyük sebebi. Savunucu olarak duruyorlar çünkü henüz istedikleri şey tam olarak hayatlarında gerçekleşmedi. Düşünceler istedikleri şeylere henüz dönüşmedi. Öyleyse sadece olan şeyleri fark ediyorlar, istenen ve istenmeyen olarak. Ve sonrasında diğer tarafta olmamak ya da olamamakla ilgili yargıda bulunuyorlar. Bu dördüncü adımda iyi olmak demek değildir. Dördüncü adımda iyi olmak demek, birinci adım oldu ve bu iyiydi. İkinci adım oldu ve bu harikaydı. Üçüncü adımda çok sıklıkla oluyor ve ben de gittikçe daha iyi oluyorum. Dördüncü adım ise cepte çünkü nasıl hissettiğini önemsiyorsun. Çünkü evrenin, kanununun nasıl işlediğini anlıyorsun. Çünkü bu aralığı kapatmak istiyorsun ve nasıl odaklanabileceğini öğrendin. Biliyorsun, sadece problemi fark ettin diye ya da bunu daha açıkça söyleyelim, probleme dair bir yönlendirme aldın ve bu demek oluyor ki sen aynı yönlendirmeyi çözüme ulaşmak için çözüme dair de alabilirsin. Bu anlaması çok hoş bir şey. Dördüncü adım. Beşinci adım ise kendine tekrardan asla birinci adımda olduğun için kızgın olmamakla ilgili. Beşinci adım tüm bunların değer ve önemini anlamakla ilgili. Ne istediğinizi ne istemediğinizi bilmeden bilemezsiniz. Biraz da beşinci adımdan bahsedelim. Beşinci adımın mekanizması odaklanmak ve nasıl hissettiğinin farkında olmak ve iyi hissetmeyi istemek. Size söylemek istediğimiz şey, bütün insanların gerçekten sevdiği şeyi deneyimleyebiliyorsunuz. Çünkü bir problemi bulup onu çözmekten çok sevdiğiniz hiçbir şey yok. Çünkü genişlemekten daha çok sevdiğiniz bir şey yok. Ebedi olana bağlısınız. Sonsuzluğa ve sonsuza kadar olana bağlısınız. Hiç bitmeyecek olana bağlısınız. Öyleyse bu sizin için hep böyle olacak. Kontrast sizin soru sormanızı sağlayacak, buna neden olacak. Bu şu anda deneyimlediğiniz şeyin ötesinde olan bir şey ve bu size normal gelmeyecek, hissettirmeyecek. Çünkü kontrasttan doğan bir fikrin alıcısı oldunuz. İçinizdeki kaynak bunu tanıdı ve bunu aldınız. Öyleyse şimdi bu his size yabancı gelse de nasıl hissettiğinizi önemsiyorsunuz. Öyleyse şimdi bunun hakkında düşünüyorsunuz ve bunu dört gözle bekliyorsunuz. Diğer tarafı savunup durmuyorsunuz. Bu tarafın tam zıttını. Ve sonra bu aralığı kapatıyorsunuz. Bu gittikçe daha iyi hissettiriyor. Bu aralığı günden güne kapattıkça. Bu aralığı kapatmak çok iyi hissettiriyor. Ve şimdi yeni deneyim yerinde duruyorsunuz. Çünkü şimdi bu aralık kapandı ve bu düşünce bir şeye dönüştü. Şimdi çözümü deneyimliyorsunuz, bir icadı deneyimliyorsunuz, harmoniyi ve bir sonucu, yaratımı deneyimliyorsunuz. Gerçek dünyada olan, gerçekleşen ve şimdi tüm bunları deneyimlerken aynı zamanda tamamen yeni, kontrastlı deneyimler yaşayacaksınız. İstemediğinizi biliyorsunuz ve istediğinizi de dolayısıyla biliyor oluyorsunuz. Sonra bu süreç tekrardan başlıyor. İlk başta cidden korkutucu geliyor ama siz bu aralığı kapatmayı artık biliyorsunuz. Kendinizi o mutlu yere getirebilmeyi artık biliyorsunuz. O berrak olan yere. O halde bunu tekrarlıyorsunuz.
bu şekilde vuku bulmaya başlıyor. Bu da size büyük zevk veriyor. Bu yeni yerde yeni kontrastlı deneyimler yaşıyorsunuz. Her biri bir başka isteği doğuran. Burada Abraham Racket of Desire deyimini, yani böyle bir cümleyi kullanıyor. Parantezi kapatıyorum. Size iletmek istediğimiz şey, hayatın tatlılığı şuna doğru ilerlemekte yatıyor. En başta problem olan bir şeye ya da kontrastlı bir deneyime doğru ilerlemekte. Beşinci adım anlamakla ilgili. Sonsuz ve kaçınılmaz olanı. Görebilmek ve gelişim potansiyelini anlayabilmekle alakalı. Bu sizi genişletiyor, bu sizi dönüştürüyor. Sonsuz bir bilinç. Bu size çok doğal geliyor. Bu yapmak isteyebileceğiniz bir şey. Size daha mutlu yaşamanız için harika hissettirecek. Buradan sadece bir şey alabilseniz şu cümleleri alın derdim. Hiçbir istisna olmadan siz şimdi ve şu anda hazırsınız. Bir daha asla olduğum yeri savunmayacağım. Sanki olduğum yer yanlışmış gibi. Bu savunucu hal gittikten sonra o doğruluğunu bildiğiniz yerde durduğunuzda birinci adımın ondan sonra o aralığı kapatabilmekte büyük kolaylığı akış olacak. Derin derin nefesler alın arkadaşlar ve Abraham'ın tüm bu sözlerini eğer ki hoşunuza gittiyse, eğer içinizde böyle bir yerlere ulaştıysa böyle nefes alarak içinize çekin, sindirin diyorum. Ben her Abraham videosunu dinlediğimde ya da kendisinin bazen canlı workshoplarına katılıyorum online olarak tabii ki ya da böyle çevirilerini yaptığım zaman inanılmaz bir enerji doluyor bana. Böyle çok iyi hissediyorum. Umarım siz de bu çeviriyle beraber, bu video ile beraber çok çok daha iyi hissedersiniz. İleride bir sonraki işte sıradaki videolarda ele almamı istediğiniz konuları da yorumlara yazabilirsiniz ya da benimle Instagram'dan da iletişime geçebilirsiniz. Ve aynı zamanda bu çevirilerin size nasıl hissettirdiğini de yorumlarda yazarsanız hem ben okumuş olurum hem de diğer arkadaşlarımız da bundan fayda sağlar. Bence o açıdan da yorumlarda buluşmak keyifli oluyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda da Instagram'dan takip etmek isteyenler için Instagram'ı bırakıyorum. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni, Abraham'ı, bu çevirileri sevdiyseniz de abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Tabii ki de bu arada kanalda sadece çeviri videoları yok ama bu çevirilerden ben şahsen çok keyif alıyorum. Ve sizden de çok güzel geri dönüşler geliyor. Size de çok iyi geldiğini bildiğim için beni motive ediyorsunuz açıkçası. O yüzden kocaman kocaman mahalo diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın.